Sevgili arkadaşlar merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, dijital pazarlama uzman ve danışmanıyım ve aynı zamanda Başarılı Dijital Dönüşüm adlı eğitim programının yapımcısıyım. Bu eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız videonun hemen altına görmüş olduğunuz bağlantıyı tıklamanız yeterli olacaktır. Bugünkü videomuzun konusu da birçok insan bana şunu soruyor. Ya Alişancığım video çek diyorsun ama hangi konularda nasıl video içerik üretebileceğimizi bilmiyoruz. İnanın aynı sorunla ben de karşı karşıyaydım ki bu arada geçen günlerde YouTube kanalıma 100. videoyu yükledim ve çok güzel bir sır fark ettim. Bunu da bir eğitimde öğrendim. Video içerik başlıkları üretmenin sorularını buldum bir eğitimde. Aslında 5-6 tane sizi yönlendiren, size işte ipucu veren, ipucu sağlayan yönlendirici sorular var. Bu sorulardan bahsedeceğiz bu videoda. Yani bu soruları kendinize sorarken ya da işte bu soruları zaten insanlar kendine soruyor. Bu soruların cevabını videolarda peyderpey verebilirsiniz. Birinci sorudan başlayalım. Diyelim ki herhangi bir konu seçelim, atıyorum işte dijital pazarlama sallıyorum. Yine kendi üzerimden örnek vereyim. Dijital pazarlama nedir? Yani birinci soru nedir? Sizin vermiş olduğunuz, satmış olduğunuz ürün, hızmet, fırsat nedir? Bunu 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakikada detaylı bir şekilde adım adım anlatabilirsiniz. İkinci soruya gelelim. Dijital pazarlama doğru bir şekilde nasıl yapılmalıdır? Şimdi doğru bir şekilde nasıl yapılmalıdır kısmı aslında insanlar hata yapmak istemiyor. Ve birçok araştırma yaparken aslında doğru nasıl yapılmalıdır? Çünkü yanlış yaparak zaman kaybetmek istemedikleri için bu iş nasıl doğru yapılır sorusu her zaman akla geliyor ve aranan soruların içerisinde dijital pazarlama doğru bir şekilde nasıl yapılmalıdır başlığı sizin için ya da sorusu sizin için cevaplamanız gereken ya da işte sizin yine hakeza kendi ürün veya hizmetiniz ya da teklifiniz üzerinden bu şey doğru nasıl yapılmalıdır sorusu ikinci önemli bir soru. Bunun hakkında da uzunca bir süre, bunun hakkında uzmansanız zaten uzun bir sürece konuşabilirsiniz. Üçüncü bir soru neden sorusu. Yani neden dijital pazarlama yapmalısınız ya da işte neden şu ürünü satın almalısınız gibi işte en önemli 3 sebep. İşte dijital pazarlama yapmanız için 5 sebep ya da işte bu kitabı satın almanız için 5 sebep gibi ya da bu ürün veya hizmeti satın almanız için ya da neden satın almanız gerektiğiyle ilgili sebepler ya da nedenler sıralarsanız zaten 3-4 dakika içerisinde bu nedenleri özetleyerekten bir video daha çekmiş olursunuz ve bir soruya daha detaylı bir cevap vermiş olursunuz. Bu soruya bir alt soru daha üretecek olursak bu soru yapmak neden önemlidir? Ya da işte dijital pazarlama yapmak neden önemlidir? Bunu sıralayabilirsiniz. Dördüncü sorumuz ise dijital pazarlama yapmaya başlarsanız hayatınızda ne değişir ya da neler olur? Yine bunu kendi ürün veya hizmetinize odaklarsınız. Mesela atıyorum elma yemeye başlarsınız hayatınızda neler değişir? İşte elma yemeye başladıktan sonra ya da bu kitabı okuduktan sonra ya da işte şirketimizin şu fırsatını değerlendirdikten sonra işletmenizde hayatınızda neler olur kısmı sorusu gerçekten çok önemli. İnsanlar çünkü bunu öngörmek ister. Yani şöyle bir pazarlamada bir örnek var ya, insanlar matkabı satın almıyor. Matkabın yapmış olduğu deliği satın alıyorlar. Üçüncü bir boyut ise aslında o deliği neden yapıyorlar? Belki de eşinin ya da çocuğunun fotoğrafını asmak için ve o fotoğrafa baktıklarında duygusal tatmin yaşamak için. Aslında yani matkabı satın alma nedeni, en uçtaki neden belki fotoğrafı asacak bir delik yapmak ve o fotoğrafı astıktan sonraki yaşayacağı duyguyu insanlar satın alıyor. Yani nihayetinde insan ürün veya hizmetinizi satın aldığında neler olacak, hayatlarında neler değişecek listesini yaparsanız ve bunu bir videoda açıklarsanız gerçekten güzel bir içerik üretmiş olursunuz. Beşinci sorumuz ise aslında tam tersi. Bu ürün veya hizmeti satın almazsanız hayatınızda neler olur? Neler kaybedersiniz? Çünkü insanlar kaybetmek de istemiyor. Yani neler kaybedebileceğini, bu işe neden bir an önce başlanması gerektiğiyle ilgili nedenler sunmanız gerekiyor. Bu işi yapmazlarsa fırsat maliyetleri neler olur? Bunları detaylı bir şekilde anlatırsanız bir videoda insanlar neler kaybedebileceğini gözle görülür bir şekilde görür ve anlarsa size yine tekrardan sizin ürün ve hizmetinizi satın almak için bir neden olacak. Siz de bu soruya cevap vermişken
yine bir video içerik üretmiş olursunuz. Ve beşinci soru, aslında buna benzer birçok soru var. Ben size işte bu soruları ipucu olarak veriyorum. Mesela bu işi yapmanın, işte dijital pazarlama yapmanın artısı nedir? Eksisi nedir? Gibi. Yani artısı şu, 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 bu, 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 bu. Ya da işte ürün veya hizmetimizin artısı nelerdir, eksisi nelerdir? Ya da işte müşterilerimizden gelen yorumlarda ürünümüzün artısını şu şekilde belirledik. Ya da işte müşterilerden gelen geri bildirimlere göre şu, şu, şu eksikliklerimizin var olduğunu fark ettik ve bunları sizlerden gelen geri bildirimlerle değiştirmeye başladık gibi bu artı ve eksileri de sıralayın. Çünkü insanlar, beyin çünkü kıyaslamayla satın alıyor ve bunları kıyaslarsanız, yani daha fazla artı, daha az eksiği göz önünde bulundurursanız, insanlar tabii ki de yine bunu kendi ürün ve hizmetlerinizde oluşturacağınız videolarda bu başlık önemli. Artı ve eksi. Umarım bu video faydalı olmuştur. Video içerik üretmenize ön ayak olmak istiyorum. Çünkü Google ve Facebook gibi büyük şirketler artık önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde video içeriğin gerçekten çok büyük önem kazanacağını ve sizin de bir an önce bir YouTube kanalı açmanız ve video içerik üretmeye başlamanızı tavsiye ediyorum. Ve bu sorularla başlayabilirsiniz. Herhangi bir ürün, hizmet, kendiniz hakkında bu sorularla başlayarak ilk 5-10 tane videonuzu oluşturup 20-30 dakikalık bir içerik şimdiden üretebilirsiniz. Artık bu soruları öğrendikten sonra da bir bahaneniz kalmadı diye düşünüyorum. Bu videoyu faydalı bulduysanız mutlaka beğen butonuna basın. YouTube kanalıma mutlaka abone olun, çünkü buna benzer daha birçok video gelecek. Beğendikten sonra da mutlaka çanı aktive edin ve sosyal medyada da beni mutlaka takip edin. Sosyal medya linklerimi videonun hemen altındaki bağlantılar kısmında da rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.